var. Kışa sıkışa oturabilirsiniz. Böyle de geçebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın, yerimiz çok büyük. Şöyle bir koltuklara da geçebiliriz. Buraya bir arkadaş gelebilir. Böyle bir. Şimdi öncelikle gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Şimdi bu yaşananların kayıt altına alınması gerekiyor. Ve bunların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Geçmişte biz bu arşivleri çok iyi yapmadığımız için bence AKP, MHP, faşist iktidarı Dersim katliamının hani tanıkların dışında, sözlü tanıkların dışında çok fazla kayıt altında bir şey olmadığı için bu faşist iktidar canlı canlı bize göstermek istedi Cizre bozumlarında ve öz yönetim alanlarında büyük bir yıkımla bunu yeniden bize yaşattı. Yani nasıl orada mağaralarda insanlar canlı canlı yakıldıysa aynısının provasını yaptılar. Hafızalar tekrar şey oldu. Biz egemenlerin bu konudaki tutarlılığını biliyoruz. Gerçekten tutarlılar. Çünkü faşizm böyle bir şey. Faşizmi anlat deseniz, işte herhalde AKP'nin 17 yıldır ülkeye getirdiği noktayı anlatarak çok pratik bir şekilde geçilebilir. Şimdi Kürt halkı için zaten hepimizin malumu çok fazla birbirimize bu noktada bir şey söyleme durumunda değiliz. Fakat Orta Doğu coğrafyası bütün yeraltı ve yerüstü zenginlikleri başına bela olmuş bir coğrafyadır. Şimdi bu coğrafyada batıdan gelmişler, bu coğrafyada ahkam kesmişler, oryantalist yaklaşımlarıyla şekil vermeye çalışmışlar. Kendi içinden iktidar kavgalarını aşamadığı için bizim coğrafyada buna doğru temelde çözüm olamamış. İşte Mısır, Tunus, ya da Irak ya da başka yerlerde devrim olsa ne olacak? Yerine modelini koymadığın zaman zaten o devrim kendi şey yapıyor yani. Şimdi işte Sayın Öcalan'ın rolü burada ortaya çıkıyor. Sayın Öcalan gerçekten tarih boyunca yani çok önderler çıkmıştır, liderler çıkmıştır, kendi halkına dair şeyler söylemiştir ya da canlı ortaya koymuştur. Bunlar tamam. Hiçbirisini yatsımıyoruz ama Sayın Öcalan yeni bir model koymuştur ortaya. Yani demokratik ulusu koymuştur ortaya. Şu anda bütün dünyada özlem duyulan şeydir. Rojava'da şimdi deniliyor ki bir güneş doğuyor orada. İşte o güneş olur. Yani o model bütün halkların bir arada yaşayabileceği bir modelidir. Düne kadar birbirlerini boğazlayan Kürt, Arap, Türkmen ve benzeri şu anda bir araya geldiler ve bir federasyon kurdular. Bu çok değerlidir. Onun için saldırı altındadır Rojava. Onun için Türkiye bu kadar saldırıyor. Şimdi o yüzden Sayın Öcalan'ın sesinin dışarıya çıkması gerekiyor. Ben bir Kürt kadını olarak elbette şunu biliyorum. Tek başına bir şey yapamazsın. Örgütlüysen, birlikteysen, güçsen bir şey yapabilirsin. Bunun farkındayım. Fakat tutukluydum, cezaevindeydim, Afrin işgaline karşı çıktığım için tutuklanmıştım. İşte yapabileceğim gerçekten çok fazla bir şey yoktu. Bu kimliklerle ben ancak bir direniş başlatabilirdim dedim. Ve başladığımda dışarıda AKP faşizmi siz dışarıdaydınız daha iyi biliyordunuz. Çok böyle artık akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci, sınır tanımayan bir noktada herkese yöneliyordu. Ben de dedim ki aslında bu karanlıkta bir çığlık. Sesini duyan olur mu bilmiyorum. Beni gören olur mu bilmiyorum. Ben cezaevindeyim. Biz ciddi anlamda siyasete gerçekten görünmez kılınmaya çalışılan bir noktadayız. Belki partim de bana eleştiri sunacak. Diyecek ki hani biz İşte Türkiye siyaseti yürütüyoruz, şudur budur, niye sen böyle bir şey yapıyorsun? Belki kurumum da BPK'nın eş başkanı, çünkü hiçbirisinin haberi yok. Belki hepsi karşı çıkacak ama olsun. Bunun için bütün dünyayı karşıma almaya hazırım dedim. Kendimi toparladım. Aslında 3-4 ay boyunca tasarladım böyle.
14 Temmuz'a bekletmek istedim. Kelepçeden dolayı beni götürmediler şeye, mahkemeye. Ben kendimce gerçekten amacına ulaştığını düşünüyorum. Sayın Öcalan'ın herhangi bir tutuklu olmadığını, herhangi bir lider olmadığını anlatmaya çalışmıştım ve bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdiden sonra tabii ki biz ölmek üzerinden değil, arkadaş da söyledi. Gerçekten artık yaşamak ve yaşatmak üzerinden cümle kurmak istiyoruz. Ama şu ana kadar zaten 9 tane gençicik arkadaşım bizi ölmeyelim diye yaşamını ortaya koydu fedaici. Şimdi de biz, yani görüşmede oldu, başkanın sesi de dışarı çıktı. Ben inanıyorum daha da görüşmeler olacak. Teci tamam edilecek. Ve sizlerle daha özgür ortamlarda, daha güzel ortamlarda bir araya geleceğiz. Ve siz sanatınızı özgürce yapabileceksiniz. Bu şimdilik ütopya gibi gelebilir. Ama şunu unutmayalım ki ütopyalar henüz gerçekleşmemiş olanlardır. İmkansız olanlar değil. Onun için biz daha özgür, daha demokratik, daha eşitlikçi, daha çağdaş bir ülkede yaşamayı hak eden insanlarız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Lazı'yla, Şerkez'iyle. Çünkü bu ülke çok bize. Ben çok huzurluyum, çok mutluyum. İçim böyle volkan sanki var. İçimde böyle her an şeydir, çağlayan bir şey gibi, muzu gibi. Çünkü ben yani bu uğurda ölmek benim için çok şey değil yani. Çok ben bunu göze almıştım zaten. Henüz yaşıyor olmam da bir benim açımdan bir şeydir. Nasıl diyeyim? İnanılmaz bir şey yani. 180 gün nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ama demek ki buradaki coşku insanı yaşatıyormuş. İnsanın yedikleri içtikleri değil, hissettikleri yaşatıyormuş. Ben hissediyorum gerçekten. Çok iyiyim. Sizlerin dayanışması da bana güç veriyor. İyi ki varsınız. Kadınların çoğunlukta olması çok daha güzel bir olay. Çok seviyorum. En azından çocuklarınız için güzel bir gelecek olacağına yürekten inanıyorum. Bu ziyaretinizden güç aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız.